Merhaba arkadaşlar, bugün size Almanya'dan aldığım ürünleri göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman videoya geçelim. İlk olarak size şöyle küçük bir halı göstereceğim. Bunu muhtemelen herkes biliyor. Bu IKEA'da da var ama oradaki çok kalitesiz. Yani tüyleri dokundun mu böyle yumuşacık değil. Bir de tüyleri çok dökülüyor. Bunu ben Amazon'dan 15 euroya buldum. Kaliteli de, şu arkası şöyle. Böyle bir tane aldım. Muhtemelen salonu dekor edeceğim bunu. Hemen şunu da göstereyim. Bunlar Osman'dan aldım. Böyle peçetelik. Burada saç spreyleri 20 liradan başlıyor. O yüzden eşime şöyle, zaten annem geldiğinde de, ben buraya geldiğimde de bayağı bir erzak olarak getirmiştim. Bunlar Almanya'da 1,5 euro falan. Kek miydi? orada böyle çok ucuz bir 1 milyoncu. Oradan balıma şöyle bir oyuncak buldum. Yürüyordum. Aha, bizimki. böyle bir şey buldum. 1,5 euroydu. Aldım. Çünkü bu bir de yerde böyle gidiyor. Aşkım. Reve'den şöyle 10'lu paketti. Bir tanesini tabii yedi. Böyle stickler var içinde. Kediler için. Bu da Dreamies'in ödül maması. Bizde tavuklusu var. Bu bir de peynir hastası. O yüzden peynirlisini de aldım. Bu da 1 euroydu. Bir de şöyle, aslında 3 tane aldım da bir tanesini yedi. Böyle bebek maması denemek istedim. Yaş mama. Çünkü bir kere eşim aldı ama beğenmedi. Tavuklu seviyor galiba bu sadece. Sonra bir de burada maltlar var. Şimdi kedisi olanlar bilir. Maltlar burada 25 lira falan. Malt ne diye soranlar için de, bunlar tüylerini hani yalıyorlar. Topaklanıyor bu, hani böyle bunların hani midesinde böyle bir top haline geliyor ve ayda bir kusuyorlar. Bunu önlemek için malt veriyoruz. Hem ödül maması gibi bir şey. Bir de hani kusmuyorlar. Hani iyi de değil sürekli kusmaları. O yüzden Almanya'da çok ucuzdu. 1,85-1,5 euro falandı. İki tane markadan aldım. Bir tanesi, şimdi bizdeki olan peynirli. Ondan aldım böyle 3 tane. Bu 1,85'ti. Bunu Fressnapf'dan aldım. Pet Shop'tan. Bir de böyle Rossmann'dan buldum. Bunlar da böyle 2 tane aldım. Bunlar da 1,5 euroydu. Hani gayet ucuz. Bir de büyüyünce bunlar, bu arada bunların tarihleri 2019-2020'ye kadar gidiyor. O yüzden biraz çok aldım. Bu da böyle ciğer mi? Bir şey yani, böyle tam büyüdüğünde yiyebilir. Çok bayılıyorlarmış. O yüzden bunu da aldım. Umarım beğenir minnoşum benim. Ondan sonra size şu cam mumluklarımı göstereyim. Bunları depodan aldım. 15 euroydu toplam fiyatı. Ben böyle hep istiyordum ama bir türlü bulamamıştım. Nasip Almanya'ymış. Yani orada gördüm. Aslında Amazon üzeri bakmıştım, bulmuştum da. Ama biraz pahalıya gelmiştim. O yüzden bunlar iyi oldu. Şunu biraz karışık gösteriyorum ama elime ne gelirse artık. Şunu göstereyim. Bu hediyeydi. Bunu da işte balıma aldım. Çünkü bu bir şeyleri parçalamayı çok seviyor. Eve de dokunmuyor pek. O yüzden öyle şeyleri hani alıyorum. Sonra kendime şöyle babet aldım. Böyle. Bunlar da 15 euroydu. Bunun bir de siyahlarını aldım. Bunları da göstereyim. Şöyle. Bizim burada bir Burak hocamız var. Onlara da hediye almak istedim. Şimdi onların hediyelerini de biraz karışık göstereceğim. Çünkü hepsi bir yerde. Böyle Lotus aldım. Almanya'da benim en sevdiğim, böyle nasıl diyeyim? En sevdiğim şey yani. Şu üstünde gördüğünüz bisküviler var. Onun kreması. Bir de böyle Happy Hippo. Geçen Burak hocamız geldiğinde çocuklar çok sevmişti. O yüzden aldım. Kiki bilenler var, 1 milyoncu. Orada annem bunu 50 kuruşa, yani 50 sente aldı. Şöyle bir şey. Toz almak için. Şöyle 2 tane mum aldım. Şöyle gözüküyorlar. Burada da var ama burada hem gereksiz pahalı, bir de bu kadar güzel. Yani böyle renklerde bulamamıştım. Güzel. Büyük. Bunu da annem almış. Kik'ten şöyle bebek babet patisi gibi bir şey bu. 10 sent almış. Yani 50 kuruşa almış. Biliyorsunuz kedimiz var. İnsan kedisi olunca ya tüy derdi pek yok bizde aslında. Ben hiç öyle tüy derdi falan yaşamıyorum. Ama olursa diye ileride şöyle bir şey aldım. Böyle üstünden geçince en azından bunun üstünde kalıyor. Hatta burada görüyorsunuzdur bir şeyler. Denemiştim bir şeyin üstünde. Tabii onun tüyleri değil. Bu da annem verdi.
Dibek kahve. Böyle Bosna'dan mı ne? Öyle bir şey. Böyle silikonlu bir şey yani içine işte istersen işte pasta yap falan filan. Annem de almış 4 tane vardı sadece. Benim bir powerbank'im var 30 bin mah. 4 kere 5 kere falan telefonunu fullleyebiliyorsun. Bu arada balım şu an miyavlıyor ama yaramazlık yaptı o yüzden onu çıkardım. Yani sesi geliyorsa kusura bakmayın. Şöyle benim yüzcellerim var. Bunlar tanesi 1 euro yani 5 lira. Ben pahalı kullanınca yüzüme cildime hiç iyi gelmiyor. O yüzden bunları kullanıyorum. 4 tane aldım. Sonra bir de annem bana böyle bir şey almış. Yüz jeli. Bu da iyi. Diyorum. Ben şampuan aldım birkaç tane böyle. Marka marka. Böyle 5 tane aldım. Yok. 5 tane almışım şöyle. Ha, bir de şu cam mumlukların bir de böyle şey çeliklisi mi? İşte şöyle tarzında. Böyle buldum. Bunu da aldım. Bu 4 euroydu bu arada. Sonra bir de annem şöyle bir şey bulmuş. Böyle yapıştırıyorsun. Sonra böyle bir şey böyle lif falan asabiliyorsun. Çok değişik duruyor. Şöyle göstereyim. Bizimki gene miyavlıyor. İçeri gelmek istiyor ama yaramazlık yapıyor. Sonra bir de böyle Hindistan cevizi aldım. Karabiber. Bu da burada acayip pahalı. Ben çok şaşırdım. Bu da 2,5 ya 2,29 falanmış. Misafir banyoma böyle kapı süsü. Bunu da annemden aldım bu arada. Gördüm, beğendim, aldım. Sonra şimdi ben misafir banyomu çok tamamen değiştireceğim. Yani bambu, gold ve yeşil tarzı böyle yeşil objeler falan, objeler falan. Ondan sonra işte şöyle şurada göstermiş miydim bilmiyorum ama şöyle bir şey aldım. Şöyle. Bunları aldım işte. Bu 13 euroydu. Şu. Bunlar da 3,5 muydu tanesi? Öyle. Aldım. Şöyle bir şey de aldım. Şöyle. Bu da 9 euroydu. Yok, 7,99. 8 euroydu. Unutuyorum hepsini. Şöyle bir şey aldım. Bunları böyle süs yapacağım. Hatta buna böyle bir tane de şey aldım. Onu da göstereyim. Şöyle bir şey. İçinde yeşil ve goldlar var. Çok uyacağını düşünüyorum. Eşim Nutella istedi. Bizim evde de vardı. Annem hep erzak gibi alıyor böyle bayağı bir. Böyle aldım bir tane. Sonra annem bana benim en sevdiğim parfümümü hediye etti. Bunların fiyatlarını bu arada bilmiyorum ama hediye geldiği için göstermek istedim. Şöyle bir şey aldı. Bu da böyle kahve içine espresso mu yapıyorlar? Valla ben bilmiyorum ama nasıl yapıldığını biliyorum da tam olarak ismini onu bilmiyorum. Sonra böyle bir şampuan. Bu benim sevdiğim şampuanlardan. Bunu da kardeşim, küçük kardeşim hediye etti. Gidiyor bana öyle şeyler alıyor. Çok tatlı. Ondan sonra abi şurada bir şampuan daha çıktı. Bir de benim yüz bakım kremlerim. Ben her kremi kullanamıyorum. Hatta göstereyim. Ben normal nemlendirici falan kullanınca anında sivilce çıkıyor. Yani anında sürmemle çıkıyor. Yıllardır kullandığım aloe veralar. Ondan sonra şu çok miyavladı. Kıyamıyorum. Hemen kapıyı açıp geliyorum. Gel annem. Ama yaramazlık yapmak yok. Bundan sonracığıma başka neler var? Ha, sonra size şu baharatı göstereyim. Şunu da benim Haşmen işten var. Et uzmanı diyeyim yani. Onun özel bir baharatı var. Ondan verdi bana. Kendime H&M'den şöyle ayakkabılar aldım. Ucuzlamıştı, 10 euroydu. Aldım. Aşkım? Ne oldu? Şöyle yastık kılıfı aldım. 2 tane. Böyle bunlar da işte bir yere süslerim diye. Sonra 2,99'a yani 3 euroya şöyle balıma bir oyuncak buldum. Buna bayıldı zaten. Onu aldım. Ondan sonra başka ne var? Başka bir şey. Ya bir de şimdi işte pijama takımları falan aldım ama onları göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Genel olarak evimize aldım. Bir de işte balıma bir tasma aldık ama şu an boynunda, onu da gösteremiyorum ama ileride görürsünüz videolarda falan. Öyle, benim alışverişim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.